Şimdi sizleri Ankara'da bir sığınağa götüreceğiz. O sığınak 1940'lı yılların başında inşa edilmiş. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü tarihlerde. Bakın nasıl bir sığınak. Dev çelik kapılar, dar koridorlar, taş duvarlar. Yaklaşık 80 yıl önce yapılan sığınak tarihin izlerini taşıyor. 1940'lı yılların başında Ankara Kalesi'nin altında inşa edildi sığınak. Amaç, İkinci Dünya Savaşı'nda olası saldırılara karşı hükümet yetkililerini korumak, görev yapabilmelerini sağlamaktı. Şimdi yavaş yavaş o sığınağa doğru ilerliyoruz. Sığınağın giriş kapısından birisi bu. Sığınakta iki giriş kapısı daha bulunuyor. O dönemde işte sığınağa girmek için bu bir tonluk kapıyı açmanız gerekiyordu ama şu anda gördüğümüz kadarıyla bu kapıyı yerinden oynatmak hiç de mümkün değil. Sığınağa girdikten sonra uzunca bir koridor karşılıyor bizleri. Hemen yan taraftaysa ilk girişte kayıt noktaları dikkat çekiyor. Yine bu sandıklarsa o dönem kimyasal saldırılara karşı gaz maskelerinin bulunduğu sandıklar. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmese de sığınak savaş boyunca her an kullanıma hazır bekletildi. İçeride kısa süreli 3600, uzun süreli ise 1200 kişi aynı anda barınabiliyor. Sığınakta 10 salon ve 13 özel oda bulunuyor. İşte o odalardan birisi de burası. Özellikle o dönemde yine hükümet yetkililerinin yani Bakanlar Kurulu toplantısının işte bu odada yapılması planlanıyordu. AFAD tarafından bakımları yapılan sığınağın kullanım alanı yaklaşık 1200 metrekare. Aradan geçen uzun yıllara rağmen hala kullanılacak durumda. Kafamızı eğerek geçelim çarpmamak için. Oldukça dar bir koridor. Hemen sola döndüğümüzde ise geniş bir salon bizleri bekliyor. Burası ise yine o dönem revir amaçlı